Merhaba arkadaşlar, Ortadoğu Yoba kanalının en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamullere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Shovel Knight serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heyecan dorukta son bölümdeyiz. Tower of Fate'in 3. bölümünde büyücüyle savaşacağız arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere bütün Knight'leri tek tek bir kez daha checkpointsiz alt etmiştik. Bu Tower of Fate'in 2. bölümündeydi, 3. bölümünde ise büyücünün kendisiyle kavuşmanın vakti geldi artık. Hiç lafı fazla uzatmıyorum, space'e basıyorum ve bölümümüze başlıyoruz. Şimdi burada rastgele, random bir şekilde bir yeri kırıp aşağıya düşüyoruz öncelikli olarak. Şimdi burası biraz zorlayıcı. Burayı net bir şekilde hatırlıyorum ilk oynayışımda. Mesela burayı aşamazsınız, bırakın boss'a gitmeyi, ilk checkpoint'e bile gidemezsiniz. En baştan sürekli ölüp ölüp tekrar başlarsınız. Yine bir düşüyoruz böyle. Şimdi burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü platformlar bize hareket ettikçe geliyor. Bazen altta, bazen bizim hizamızda, bazen üstte. Ne yapacağı belli olmuyor. Bazen zıpladığımız zaman oluşuveriyorlar. O yüzden yani sinir bozucu bir şey. Şu anda biraz gergin durumdayım. Ne zaman düşeceğim diye bekliyorum. Yavaş yavaş sakin sakin oynamakta fayda var. Şu an için dümdüz oluşuyor platformlar. Yine de yavaş gideyim ben. Arkadaşlar bizi bu bölümde oldukça zorlu demeyeyim de değişik farklı bir boss savaşı bekliyor. Hiç spoiler vermeyeyim. Zaten 15 saniye sonra da kendisini göreceksiniz. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi şöyle yine ağır ağır. Evet. Bölümümüzün, Tower of Fate'in 3. bölümünün ilk ve son checkpoint'i. Bir tane checkpoint var sadece. Ve büyücüyle karşı karşıyayız. Ne kadar güzel bir gece değil mi diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir açıklama yapayım. Bütün maceramız boyunca bizim esas amacımız büyücüyü öldürmek falan değildi. Bizim esas amacımız Shield Knight kurtarmaktı. Shield Knight da büyücünün içerisinde eşsiz bir halde. Hani aynı böyle Spider-Man'deki simbiyot mantığı böyle. Shield Knight'ı bir ele geçirmiş büyücü. Onu kontrol altında tutuyor. Bizim büyücüyü yenebilmemiz için de öncelikle Shield Knight'ı böyle bir ondan bir ayırmamız gerekiyor. Bu iki kadını birbirinden bir ayırmamız gerekiyor öncelikli olarak. Bakın mesela şu kürek şövalyemiz burada Shield Knight'e sesleniyor mesela. Fakat ona cevap veren kişi Shield Knight değil, büyücü. Şöyle yanımıza süzülerek geliyor. Düşmanla savaşmak için şeye ihtiyacım yok diyor. Kılıca ihtiyacım yok diyor. Sonsuza kadar kaybolmadığını biliyordum diyor. Let us dance together into the abyss. Evet arkadaşlar. Şimdi boss savaşı başlıyor. Şimdi iki aşamalı bir boss dövüşü olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu aşama ilkinden daha kolay. Tabii ki kolay derken zor. Bakmayın diğer knight'lerden oldukça zor. Fakat ikinci aşama bundan biraz daha zor. Allah'ım. Hadi be. Artık altınlar falan hiç umurumda değil. Şu oyunu bitirmek istiyorum. Hırs yaptım. İkinci kez oynamama rağmen hırs yaptım feci şekilde. Çık yukarıya lan kahpe. Alttan alttan.
çık. Hadi artık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ilk aşama buydu. Ve büyü kırılıyor arkadaşlar. Efsun kırılıyor. Ve Shield Knight büyücüden ayrılıyor. Ve ya burası çok güzel ya. Aynı rüyalarımızdaki gibi Shield Knight'ı kurtarıyoruz. Bu anın geleceğini biliyordum diyor. Umudumu asla kaybetmemiştim diyor. Seni dünyanın sonuna kadar gelirim diyor Kürek Şövalyemiz. Hakikaten seviyor yani. Bu arada ne oluyor diyor Kürek Şövalyemiz. Çünkü bir etraf bir sallanmaya başladı, bir sarsılmaya başladı. Amulet. Amulet nasıl çevriliyor? Her neyse amulet diyebiliyorum ben de. Amulet zarar gördü. Büyü serbest kaldı. Kaçmalıyız diyor. Yoksa her şey yıkılacak diyor. Tabii ki biz durdurmazsak diyor Kürek Şövalyesi. Tabii ki biz durdurmazsak diyor. O zaman savaşacağız. Tıpkı eski güzel günlerdeki gibi tekrar birlikte savaşacaklar arkadaşlar. Bana yakın kal diyor şu anda Kürek şey. Nedir onun ismi? Shield Knight. Niye bana yakın kal diyor? Çünkü bu savaşta Shield Knight'ın kalkanını... Yani hayatı önem taşıyor kalkan, öyle söyleyeyim size. Şu toplardan hiç kaçamıyorum, o benim sinirimi bozuyor. Şimdi, Shield Knight'ın şeyini kullanarak, zırhını kullanarak büyücünün üstünde zıplıyoruz. Büyücüye zarar vermemizin tek yolu bu zaten. Mesela bu sefer yapamadık. Ve öldük. Zor. Boss dövüşü zor arkadaşlar. Bakalım bu sefer becerebilecek miyiz? Önce şunları bir toplayayım. Bakın mesela büyücünün büyülerinden bizi kurtardı şu anda kalkanıyla. Yapamadım, beceremedim, beceriksizim. Vay benim... Her neyse. Oradaki aşağı yıkılan platformu görmedim. Allah'tan şey kaybımız yok. Altın kaybımız yok. Güzel bir seri yakaladım orada. Bakınız tekrar bizi kurtarıyor direkt şövalyesi. Fırsattan istifade bir kere daha vurdum. Bu sefer olmadı ama. Arkadaşlar öleceğiz galiba ya.
Artık cidden ölmek istemiyorum. Şu şeyi kullandım. Canımızı ve büyük gücümüzü fulleyen şu kocaman balıktan aldığım şeyi. Hadi be artık be. Arkadaşlar yarım canı kaldı. Son darbe geliyor mu? Son darbe geldi. Evet, bitti kürek şövalyesi. Fakat burası yıkılıyor. Buradan çıkmamız lazım diyor. O zaman gidelim diyor. Fakat ani bir büyü dalgasıyla kürek şövalyesi etkisiz hale geldi. Shield Knight büyüyü kalkanıyla tutuyor ve bu arada Black Knight geldi. Çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemiştim hikayeye. Hikayede pardon. Şimdi Black Knight olaya dahil oldu. Burada olduğun için minnettarım diyor. Kürek şövalyesi güçsüz düştü. Onu buradan çıkarmalısın diyor. Shield Knight. Black Knight de bizi buradan çıkartacak. Fakat seni arkamda bırakamam diyor. Sen nasıl çıkacaksın buradan, kaçacaksın diyor. Bu büyü çok güçlü diyor. Daha fazla tutamıyorum. Tam bir minnettarlık. Git diyor yani hani. Kendini feda ediyor burada. Ben bu şekilde oldukça mutluyum. İkinizi son kez bir arada gördüğüm için diyor. Buradan da anlıyoruz ki Black Knight ve Shovel Knight eskiden yani birlikte takılan insanlarmış. Büyük ihtimalle aralarının bozulmasının sebebi de ikisi de aynı kıza aşık olduğu için Shield Knight. Ben bu şekilde mutluyum diyor. Her neyse. Shield Knight diye bağırıyor. Git diyor artık diyor. Al Shovel Knight'ı, kürek şövalyesini, git buradan. Onu kurtaracağına söz ver. Bana söz ver diyor. Black Knight da bizi kurtarıp buradan çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi alışveriş yaptığımız köylerin birisinde uzaktan büyücünün kulesi gözüküyor. Ve kule yerle bir olacak arkadaşlar. Herkes mutlu, herkes dans ediyor. Gökyüzü açıldı böyle bir. Renkler geldi. Evet, şimdi tek tek bütün Knight'ların başına gelenleri görüyoruz. King Knight yerini gerçek krala bıraktı. Krallığı artık gerçek kral hükmediyor. Şu balıklı abinin yanına gelmişler işte, beraber dans ediyorlar. Kutlama başlasın diyor. Bütün düzen yerine oturuyor yani, anlayacağınız. Büyücünün alt edilmesiyle. Spectre Knight da bizim şu ilk bölümlerde gösterdiğimiz şişe kırma oyununu oynuyor. Güzel. Her Knight'a, herkese, hikayedeki herkese bir son belirtmiş olmaları güzel. Treasure Knight ne yapıyor? Herhalde her şeyini kaybetmiş. Geriye bir tane altın bıraktılar. Yazık. Plague Knight, şu bize sürekli bombalı şeyler fırlatan boss. O ne yapıyor? O da köydeki büyücü abiyle birlikte yeni yeni şeyler yapmaya başlamış. Takım olmuşlar böyle. Mall Knight. İnsanlara yeri kazmasına yardımcı oluyor. Yeni hazineler bulmasına yardımcı oluyor. Bu kötülerle de bizim mini bosslarımız karşı karşıya geliyor. Onlar da birbirleriyle kapışıyorlar. Propeller Knight, ağzımızı eden boss. O ne yapıyor? Milleti kendine aşık ediyor. Tinker Knight. Tinker Knight da upgrade'çi abilerimizi alıyor. Yeni yeni şeyler icat ediyor. Yeni yeni şeyler üretiyor. Çocuklara yardımcı oluyor.
Polar Knight ne yapıyor? O da uzaklara derin derin sessiz sessiz bakıyor. Yani bu pek bir şey yapmıyor herhalde. Bu zaten cool bir abiydi. Cool bir şekilde kapatıyor hikayeyi. Şimdi burası önemli. Black Knight bizi her zaman uyuduğumuz ateşin başına koyuyor. Güvendesin diyor. Shield Knight'a olan sözümü yerine getirdim diyor. Sözümü tuttum diyor. İyice dinlen Kürek Şövalyesi diyor. Tekrar karşılaşacağız seninle diyor. Evet arkadaşlar. Shovel Knight'ın sonuna geldik. Bir achievement daha açtık. Güzel bir oyundu. Eğlenceli bir oyundu. Uzun süredir tekrar oynamak istediğim bir oyundu. Nihayet bitirdik arkadaşlar. Bütün Knight'larımızı yendik. En sonunda büyücüyü yendik. Fakat Shield Knight en son kendini bir feda etmişti. Bakalım hikaye esasa nasıl bitecek. Şimdi bir Secret Sign daha açılacak. Bakalım. Jeneriğin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu arada 8000 altını topladık mı çok merak ediyorum. Toplamadığımız tek bir, almadığımız tek bir şey kalmıştı. Zırh kalmıştı. Onu da alırsak seriyi tamamlamış olacağız. Bu arada kulaklığımdan sürekli ses geliyor. Temassızlık mı yaptı bir yerden emin değilim. Sesim geliyor mu şu anda ondan da emin değilim. Başka söyleyecek ne var düşünüyorum şu anda. İki tane şey vardı. Nedir onun ismi? Hazine avı görevi vardı. Onları bir yapamamıştık. Fakat çok da gerek yok esasında. Eğer 8000 altını toparlayabilirsek onları yapmamıza gerek bile kalmayacak. Kickstarter bağışçılarına teşekkür ediliyor arkadaşlar. Jenerikte göreceğiniz üzere. Yavaş yavaş oyunun jenerinde sonuna doğru yaklaşıyoruz zaten. Benimden geldiğince bütün secretleri bulmaya çalıştım. Bütün upgrade'leri yapmaya çalıştım. Oyunu tam anlamıyla bitirmeye çalıştım. Bir yanlışım olduysa, bir eksiğim olduysa da belirtirseniz yorumlarda sevinirim. Elimden gelenin en iyisi buydu. Burada da oyunumuzun istatistikleri mi gözüküyor? Ne gözüküyor burada? Her bölümlerdeki ölüm sayımız, topladığımız altın ve oynadığımız süre galiba. Ben öyle anladım. Evet. Flying Machine 11. Yani bu bizim ağzımıza eden Propeller Knight'ın bulunduğu in. Mesela The Leech Yard'da bir kez ölmüşüz. Onun dışında... Yok, her şey normal. Tower of Fate'in 3. bölüm, yani bu izlediğiniz bölüm toplam 9 dakika gibi bir boss savaşı kısa bir sürede bitirmişim. Total Completion %79. Bu yapmadığımız iki tane hazine avı. Artı daha henüz tamamlayamadığımız upgrade'ler. Biz onun %80'i, %85'i buluruz diye düşünüyorum. En sonunda oynadığımız için bize teşekkür ediliyor. Yacht Club Games tarafından yapıldı oyun. Evet arkadaşlar, hikaye bu şekilde bitti mi sanıyorsunuz? Bitmedi. Yaralı bir şekilde arkamızdan Shield Knight geliyor. Ölmemiş arkadaşlar, kurtarmış kendisini o yıkımdan. Ve yanımıza kırılacak şimdi. Bunu ilk gördüğümde, ilk oynanışımda çok etkilenmiştim. Böyle yanımıza kırılıyor. Ve hikayemiz mutsuz bir şekilde değil, tam tersine olabilecek en iyi şekilde bitiyor arkadaşlar. Kamera yavaş yavaş göğe yükseliyor. Ve... The End falan yazsın şöyle, evet. Böyle fiyonklu böyle, eski filmlerdeki gibi The End yazıyor. Ve hikayemiz... Olabilecek en iyi şekliyle bitiyor arkadaşlar. Aklımızda hiçbir soru işareti kalmıyor. Şimdi start game desem bizi haritaya tekrar yönlendirecek. He. Ne diyor? New Game Plus. Şu anda eski oyunumuza devam etmemiz gibi bir şey söz konusu değil. New Game'e başlıyoruz ya da New Game Plus deyip eski ekipmanlarımıza fakat daha zorlu düşmanlarla yeni bir maceraya başlıyoruz. Şu anda hiç ona girmeyeceğim tabii ki fakat şöyle bir terslik oldu. Ben bütün zırhları fullemeyi düşünüyordum. Bir achievement daha açmayı düşünüyordum. Onu yapamadım. Gördüğünüz gibi sol alt köşede bütün renkli zırhlarımız duruyor ve sadece sarı renkli zırhımız durmuyor.
4000 altın. Zaten o kadar altın da toplayamamışız. Son bölüm bize ekstra bir altın getirisi olmamış. 8000'e tamamlasaydık son zarımızı da açacaktık. Onu yapamadık sadece. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Haritamızdaki bütün görevleri, bütün hazine avlarını, o iki tanesi hariç hepsini yaptık. 46 müzik notasından 29 tanesini, bu kadar dikkatli oynamama rağmen sadece 29 tanesini toplayabilmişim. Nereden baksanız işte 17 tane de bir eksiklik var. Çok açık söyleyeyim, çok yani. Ben daha fazlasını topladığımı düşünüyordum. Olmadı. Bütün kürek upgrade'lerimizi yaptık. Bütün reliklerimizi topladık. Hiçbir eksiğimiz yok hikayede şu anda. Arkadaşlar benden bu kadar. Bir serinin daha sonuna geldik. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım. Yer yer zorlandığım oldu. Yer yer hızlı hızlı bitirdiğim bölümler oldu. Bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Umarım keyifle izlenebilir bir seri olmuştur. Benden bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Daha iyi, daha zevkli, daha uzun soluklu, daha yeni, tam çözüm serileriyle birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Oyunlu Mamuller'den şimdilik bu kadar.